4x100'de final mücadelesi başlamak üzere. 8 numarada Türkiye çıkış verildi ve yarış başladı. Emre Zafer bayrağımızı ilk olarak taşıyor. Bayrak değişimini yine gerçekleştirdiler. Yine gayet iyi değiştirdiler. Yiğitcan Hekimoğlu bayrağı taşıyor değerli seyirciler. En güçlü sporcumuz Ramil Guliyev'i aktaracak. Bizlere kendinizi kısa bir tanıtır mısınız? Ben Yiğitcan Hekimoğlu. 1992, 27 Nisan 1992 Kıbrıs doğumluyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğdum. İlkokul ve ortaokul eğitimimi yine Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra sizin Türkiye'de Anadolu Lisesi dediğiniz bizim burada kolej sistemi olan sınavla giren bir kolej okuluna girerek lise eğitimi tamamladım. Atletizme başlama yaşım 18. Aslında biraz geç bir yaş atletizm yaşı için, başlama yaşı için ama biraz geç keşfedilenlerdenim açıkçası. Şu anda aktif olarak 12 senedir atletizm branşıyla uğraşmaktayım. Bunun yanında tabii ki akademik anlamda da kendimi geliştirdim. Üniversiteye gittikten sonra yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda doktora eğitimimi sürdürmekteyim. En büyük hedeflerimden bir tanesi tabii ki de 2021 Tokyo Olimpiyatları. Dediğim gibi aktif olarak 12 yıldır atletizm branşıyla uğraşmaktayım. Şu ana kadar hangi sporları yaptınız? Atletizme ne zaman ve nasıl başladınız? Sizi kim keşfetti? Atletizme başlama yaşım dediğim gibi 18'di. Ondan önce açıkçası bu anlamda ben şanslı bir sporcuyum. Çünkü ailem beni ufak yaş gruplarından itibaren birçok spor branşıyla tanıştırdı. Bunlardan birkaçı futbol, yüzme, atletizm. Ufak yaş gruplarında atletizmde yaptım ama profesyonel anlamda tabii ki başlamamıştım. Birçok spor branşıyla dediğim gibi ailemin desteğiyle spor altyapısı olan bir sporcuyum açıkçası. Atletizm lise yıllarında başladım. Lise 2 sizin 10. sınıf oluyor Türkiye sistemiyle. O zamanki genel atletizm yarışmalarımda beden eğitimi öğretmenimin desteğiyle açıkçası katıldım. Hızımın farkındaydım ama profesyonel anlamda bu seviyeye çıkacağımın bilincinde değildim açıkçası. Aynı zamanda o dönemler yerel bir kulüpte futbol oynamaktaydım. Beden eğitimi öğretmenimin teşviğiyle yerel atletizm yarışmasına katılarak 100 metrede. Orada birinci geldim 100-200 metrede. Atletizm bireysel bir branş. Mental ve fiziksel olarak çok güçlü olmanızın gerekiyor. Size psikolojik anlamda verdikleri zarar diyebileceğimiz veya size destek olan kişilerden biraz bahsedebilir misiniz acaba? Çok güzel bir soru. Çünkü benim işimin aslında büyük bir kısmı psikolojik ve mental kısmı. İster istemez fiziksel anlamda da kendinizi geliştirseniz de önünüze çıkan engelleri, zorlukları bir şekilde mental olarak aşmanız gerekiyor. Bu anlamda açıkçası ben en yakın desteği ailemden görüyorum diyebilirim. Çünkü onlar benim başladığım günden itibaren yani her şeyimde yanımda olmaya çalışan, kendilerini özellikle geliştirmeye çalışan insanlar. Çünkü onlar da sizinle beraber aslında yarışıyorlar. Onların da rakipleri var. Sizin hayatınıza bir şekilde adapte olmaya çalışıyorlar. Sizin hayatınızı bir şekilde kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki benim mental anlamda rahatlatan unsurlardan bir tanesi. Tabii ki antrenörüm bu anlamda çok önemli. Onunla sürekli konuşuyoruz. Gelecekle ilgili, geçmişle ilgili yaptıklarımızdan ve şu anki durumu sıkça değerlendiriyoruz. Sporcu için aslında önemli şeylerden bir tanesi iletişim. Bireysel bir branş yaptığınız için en yakınınızdaki kişi antrenörünüz oluyor. O yüzden iletişimi çok iyi tutup sürekli kendinizi aktarmanız gereken durumlar söz konusu olabiliyor. Tabii ki ara sıra mentorlardan da destek aldığım oluyor açıkçası. Spor psikologlarından destek alıyorum. Bu da aslında işimin bir parçası. Çünkü onlar bu işin eğitimini almış insanlar. O yüzden kendi alanlarında uzman kişilerle görüştüğüm ve bilimsel anlamda yaptığımız çalışmalar da oluyor. Bu dünyanın her yerinde bu şekilde. Profesyonel bir atlet olmak veya profesyonel bir sporcu olmak istiyorsanız bu tür şeylerden yararlanmanız gerekiyor. Bunlar aslında sizi bir adım daha ileri ve yukarı taşıyan şeyler. Bu anlamda ben yakın çevremde, arkadaşlarımda bu anlamda
kendime göre organize edip hedeflerinden bahsettiğim için onlar da bu şekilde bana yaklaşıyorlar. Tabii ki buradan önemli olan kendinizin ne istediğiyle alakalı. İlk önce mental sağlığınızı korumak istiyorsanız kendinizin ne istediğini ve hedefinizin ne kadar büyük veya küçük olduğunu karar vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında iyi bir planlamayla çok şeyden fedakarlık yapıp güzel bir sonuca ulaşabilirsiniz. Emre Zafer Barnes, Jack Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Rami Gülver ile oluşan 4x100 metreden bayrak yarışı takımımızın olarak Berlin'de düzenlenen 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 37.98'lik dereceyi Türkiye rekoru kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve tarihe geçtiniz. O anı dönüş yaparak bize yarışı anlatabilir misiniz ve yarış sonrasında hisleriniz nelerdi acaba? Ya açıkçası yarış anını anlatmak imkansız çünkü o an her şeyden kopuyorsunuz ve sadece işte size işte bayrağı aldığınız ve verdiğiniz anı sadece konsantre oluyorsunuz. Yani bu aslında bir atletin maalesef en kötü şeylerinden bir tanesi. Çünkü iyi koştuğu hiçbir yarışı hatırlamaz hiçbir atlet. Ama yani yarış öncesi tabii ki de şöyle bir ortam vardı. Sonuçta gerçekten 2018 yılında atletizmin bir sıçrama yolu oldu diyebiliriz. Bunların bir parçası olmak benim için ayrı bir gurur. O dönem tabii ki de Türkiye'nin en iyi derecelerinden bir tanesini koşmuştum. Ve takımın durumu da gerçekten çok iyiydi. Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya alacağımızı biliyorduk açıkçası. Çok hazırdık ama hani derece ne olur veya işte kaçıncı geliriz, 1, 2 veya 3 hangisi olur diye bir bilgimiz yoktu, bir düşüncemiz yoktu. Sadece madalya alacağımızdan çok emindik. Yarışın seçme yarışında Türkiye rekorunun 38-30'du Türkiye rekoru. Onu egale ettik. Bizim için ayrı bir gururdu. Tabii ki hiç beklenmedik bir anda. İlk önce Türkiye rekorunu egale ettik. Daha sonra finale çıktığımızda artık her şeyin sadece madalya olmasını istiyorduk. Ve bunu tabii ki de böyle şanslar, anlar çok yakalayamazsınız. O yüzden herkesin %100'ünü vermesi gereken bir süreç yaşamıştık. Herkes tamamıyla yarışa konsantre olduğu, dış dünyadan tamamıyla koptuğumuz bir süreci yaşadık. Ve final zamanı geldikten sonra takım olarak toplandıktan sonra bunu başarabileceğimizi, buraya kadar geldikten sonra iyi bir dereceye ihtiyacımızın olduğunu ve bunu yapacak kapasitede olduğumuzu takım arkadaşlarımıza konuştuk. Tabii ki de çok güzel anlardı onlar. Bir daha yaşamak isterim çünkü gerçekten Türkiye tarihine geçen bir yarış oldu bizim için. 37.98 şöyle aktarabilirim size. Bu zamana kadar Avrupa'da koşulmuş en hızlı 3. derece 37.98. İngiltere ve Fransa'nın ardından Türkiye milli takımı gidiyor. Ve dünyada bunu başarabilen bu zamana kadar 11 tane ülke var. 11. ülkede biz olduk. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu tarihte her zaman yerini alacak bir başarı. O yüzden hani benim en önemli anlarımdan bir tanesidir Avrupa Şampiyonası Berlin'de yapılan. Tarifsiz bir duygu. Yani tarihin bir parçası oluyorsunuz. Orada isminiz ölümsüzleştiriyorsunuz ve tarih sayfalarında bundan 100 sene sonra da 200 sene sonra da sizin isminiz orada olacak. Bunun bir parçası olmak gerçekten çok zor bir süreç ama yarışı bitirip bu başarıyı elde ettikten sonra gerçekten çektiğiniz tüm zorlukların buna değdiğini hissediyorsunuz. En önemli etkenlerden bir tanesi o çünkü kimi zaman ailenizden uzak kalıyorsunuz, arkadaşlarınızdan uzak kalıyorsunuz ama o başarıyı elde ettikten sonra insanların size bakış açısı evet yaptığın iş gerçekten doğru kısmında olduğu için işin hakkını vere vere o duyguyu sonuna kadar yaşıyorsunuz. Dediğim gibi bunun parçası olduğum için ben çok mutluyum. Ülkemizi atletizm dünya şampiyonasında temsil etmek nasıl bir duygu? Dünya Atletizm Şampiyonası da bizim için bir ilk aslında. Çünkü o döneme kadar Türkiye milli takımının böyle bir başarısı yok. Final koşan ilk Türk takımı ünvanını almıştık 2017'de. Onun da bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü o bizim için bir basamak oldu. Dünya Şampiyonası'nda yarışmak ayrı. Final koşan ilk Türk takımı olmak çok apayrı bir duyguydu.
Ve orada dünya yedincisi geldik. Bunu da başaran daha önce bir dörtlü yoktu. Dediğim gibi onun içinde yer almak benim için çok güzel bir duyguydu. Onun tabii ki de ayrı bir önemli. Usain Bolt gibi, işte Justin Gatlin gibi, Amerikalı gibi yıldızların arasında yer alıp o arenada olmak apayrı bir duyguydu. Londra'da yapılmış dünya şampiyonası, yaklaşık 80 bin kişi vardı statta. O 80 bin kişinin önünde yarışmak, o anı paylaşmak gerçekten çok önemliydi. Tabii ki tarihte tekrardan bunun yer almak, bunun bir parçası olmak, adınızın hiçbir zaman unutulmayacak olması benim için ayrı bir gurur. Umarım ileriki senede çok daha büyük başarılar elde ederiz. Teşekkürler. Atletizme yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza mesajınız nelerdir? Atletizm branşı, bütün spor branşlarının aslında temeli olarak görülen bir spor branşı. Bu anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü tüm sporlara hitap eden bir branşla ilgileniyorum. Gerçekten çok zevkli bir branş. Bireysel aslında hırslarınızı, bireysel kimliğinizi ortaya koyduğunuz, karakterinizi ortaya koyduğunuz bir branş yapıyorsunuz. Bu antrenmanlarınız için de geçerli, sosyal yaşantınız için de geçerli, yarışlarda aldığınız başarılar için de geçerli. Her ne kadar da bireyselliği içerse de takımsal ruhu simgeleyen zaman zaman bir branş. Yapması, uygulaması keyifli. Kendinizi sürekli geliştirdiğiniz, monotonluktan uzak bir serüvenin içinde bulabilirsiniz kendinizi. Tabii ki çok zorlu bir yol. Ama bunun da tabii getirileri çok fazla. Özellikle yaptığınız başarılardan sonra toplumsal farkındalık, bunun bir parçası olmak, işte benim gibi işte dünya ve Avrupa şampiyonlarında yarışırsanız tarihin bir parçası olabilme şansını elde ediyorsunuz. Bunlar gerçekten parayla satın alınamayacak şeyler. O yüzden kendi alın terinizde ortaya koyduğunuz bir branş yapıp bu güzel duyguların bir parçası olabilmek gerçekten çok önemli. Atletizm branşını tüm herkese öneriyorum. Sizin hayatınıza etki eden Celal Keleş hocamız var. İnternetten onunla iletişim halinde olduğunuz röportajlarınızı dinledim. Evet. Onunla tanıştıktan sonra şu anda hala birlikte çalışıyorsunuz. 12 seneden beri yaklaşık birliktesiniz. Nasıl bir diyaloğunuz var? Bu nasıl bir duygu? Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki Celal Hoca'yla aslında bizim artık hani sporcu antrenörden çok bir baba oğlu ilişkisi var. Çünkü evlendikten yaklaşık bir yıl sonra biz tanıştık hocayla. O zaman ona ben hep şöyle bir şey söylerim. O zaman senin sıfır çocuğun birkaç başarın vardı. Benim sıfır çocuğum, hiç başarım yoktu. Seninle tanıştıktan sonra ben hala daha sıfır çocuk, birçok başarı elde ettim ama sen aynı zamanda birçok başarı elde edip aynı zamanda 3 tane çocuğu var şu an. Gerçekten yani bir ben onların ailesinin tabii ki ilk çocuğu gibiyim. Yani yaklaşık 18 yaşında tanıştık. Şu an 28 yaşındayım. 12 sene bir birliktelik için aslında gerçekten uzun bir süre. Çünkü bu beraber büyüdüğünüz bir süreci yaşıyorsunuz. Artık yani ailenizin bir parçası, aileniz gibi oluyor zaten. İyisiyle, kötüsüyle, her anınızda yanında. Ki biz gerçekten çok zorlu süreçler yaşadık. Çok güzel süreçler de yaşadık. Önemli olan burada kendi değerlerinize uygun bir antrenörle çalıştığım için aslında ben çok şanslıyım. Çünkü ikimiz de hemen hemen aynı karakterlerde insanlarız. Çoğu zaman olumsuz olan şeyleri hayatımızı olumluya çevirebilme gibi bir özelliğimiz var. Çünkü yaptığınız işte her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor maalesef. İşte hem bunun maddi kısmı var hem manevi kısmı var. Bu anlamda dik durabilmek çok önemli. Kimi zaman siz antrenörünüzün arkanızda durmanız gereken süreçler oluyor. Kimi zaman da antrenörünüzün sizin arkanızda durması gereken süreçler oluyor. Tabii ki burada yine bahsetmek isterim. En önemli şeylerden bir tanesi iletişim. Kendinizi iyi aktarmanız gerekiyor. Antrenörünüzün sizi çok iyi tanıması gerekiyor. Açıkçası hani dürüst olmak gerekirse bu başarılı süreçlerde birçok uluslararası da dahil birçok antrenörden veya kurumdan teklif aldım.
işte beni çalıştırmak istediler veya ortama sokmak istediler. Ama burada tabii ki benim antrenörümle olan ilişkim benim için çok önemliydi. Çünkü beni tanıyan, çoğu zamanda nasıl, ne zaman, nasıl hissettiğimi iyi bilen bir insandı. Antrenörden çok bu değerler benim için çok önemliydi. O yüzden çoğu başarımı da o ekibin içerisinde yer alan insanlarla beraber yaptığım için bundan kopmak istemedim. Burada iş vereceğiniz kararlar çok önemli. Çünkü sizin için değerli olan insanları başka şeyler için bazen kaybedebilirsiniz. Ama bu anlamda burada duruşunuz çok önemli. Sonuçta sizin için değerli olan şeylere sahiplenip beraber yürüdüğünüz insanla da iyisiyle kötüsüyle yola devam etmeye karar almanız gerekiyor. Ben de bu şekilde, hem ben hem o da bu şekilde kararlar aldı. Ve dediğiniz gibi şu an 12 yıllık bir birlikteliğimiz var. Umarım bir 12 yıl daha beraber çalışabiliriz. Şimdi akademik kariyer yapıyorsunuz. Teori ile pratik farklı şeyler. Ben de yüksek lisans ve doktora yaptım. Ama benim aldığım teorinin pratiği atölyesi okul ortamı. Evet. Sizin aldığınız bu eğitimin, bu akademik kariyerin eğitim hayatınıza mı katkısı olacak, yoksa profesyonel yaşamınıza mı katkısı olacak? Daha hızlı koşmanın bir bilimsel dayanağı var mı? 2018 yılında koşan Yiğitcan'la 2021 olimpiyatlarında koşan Yiğitcan arasında bir fark olacak mı bu akademik kariyerden sonra? Bunun bir taktiği var mı? Bunu merak ediyorum. Çok güzel bir soru hocam. Açıkçası ben daha çok işin eğitim kısmında bana yarar olacağını düşünüyorum. Çünkü hani bir tabiri vardı, sokaktan gelme, işin aslında mutfağından çıkma tabiri vardır. Ben işin performans kısmında onu gerçekleştiren bir sporcuyum. Tabii ki benim görüşüm aynı zamanda bu anlamda, tabii antrenörüm de çok bana yol gösterdi. Sadece bunun yeterli olacağını çok düşünmüyorum. Yani evet, sokaktan gelmenin, işin mutfağından çıkmanın mutlaka bir önemi var. Ama bilim gerçekten çok hızlı ilerleyen bir branş. O yüzden ona ayak uydurmanız gerekiyor. Dediğiniz gibi şu an siz çok kısa bir süre söylediniz. Yani 3 senelik bile bir sürede çoğu şey değişebiliyor. O yüzden işin akademik kısmını, yeni gelişmeler, yeni bilim olanakları, bunları kullanmanız gerekiyor. Ben planlarımı bu anlamda uzun vadeli planlıyorum. Çünkü açıkçası yaşımın genç olduğunu düşünüyorum. Bazen aslında Türkiye'de maalesef ortamdan dolayı 28-30 yaşları biraz spor anlamında geç gibi görülse de ben şunun çevrede daha erken olduğunu düşünüyorum. O yüzden uzun vadeli plan yaptığımda akademik tarafımın ister istemez işin bıraktıktan sonra, yani performans evresini geçtikten sonra işime yarayacağını düşünüyorum. Ki şu an halihazırda bu sene daha yeni başladım. Türkiye'de de birkaç profesyonel sporcuyla, futbolcuyla çalışma olanağı buldum. Yavaş yavaş aslında işin akademik kısmını da kullanmaya başladım. Süreçleri yaşıyorum. Bunlar tabii ki benim için çok güzel tecrübeler. Çünkü insanlara doğru bilgi verebilmek, doğru yönlendirebilmek çok önemli. Ben bu anlamda dediğim gibi şanslı insanlardanım, şanslı bir sporcuyum. Çünkü hem antrenörüm kendini geliştiren, zaman ayak uyduran bir insan, hem ailem o anlamda avantajım olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de kendimi bu şekilde zaman adapte edip kendimi gelişmelerden mahrum bırakmıyorum. O yüzden işin akademik kısmı çok önemli. Tabii ki de çok zor bir şey. Yani hem akademik kısmı hem performans kısmını aynı anda yürütmek gerçekten çok zor. Bunun çoğu zaman demeyelim de kimi zaman zorluklarını yaşıyorum ama bunu da bir süreç olarak kabul ediyorum. O yüzden işin günün sonunda pastanın veya resmin genel olarak baktığınızda sonuç olumlu bir aşama olacak. O yüzden ben de hani sorunuza daha net bir cevap vermek adına, benim düşüncem, öngörüm, işin performans, işi bittikten sonra akademik tarafımın daha fazla işine yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Dünyanın en hızlı koşanıyla yanında olan bir adamla konuşmak çok, onu görmekte çok gurur verici aslında. Yani nasıl hissettiniz onunla konuştuğunda? Nasıl bir gururunuz vardı? Çok heyecanlıydım tabii ki ilk başta. Çünkü idol olarak gördüğünüz biriyle aynı ortamda olmak, gerçekten bazen ne söyleyeceğinizi bilmediğiniz anlar yaşarsınız. Onlardan bir tanesiydi.
Biz aslında yarış üzerine konuştuk. Hani bu yarışta biraz esprili de hani zor bir yarış olacağını, o yüzden dikkat etmesi gerektiğini falan bir şekilde konuştuk. Ben kendi tabii ki ülkemde yaşadığım politik şeylerden biraz bahsetmiştim. Hani o işte biz ambargo altında yaşıyoruz. Kendi toplumumuzda aslında çok dışarı açılım olmadığından bahsetmiştim. O da işte sporun evrenselliğinden bahsedip yarışta birbirimize başarılar diledik. Yani bu aslında çok uzun bir sohbet olmasa da ders niteliğinde bir sohbetti. Çünkü yaklaşık 10 gün boyunca Londra'da kaldık. Dediğim gibi aynı otelde konaklamıştık. O yüzden öğlen akşam yemeklerinde beraber oluyorsunuz. Sabah kahvaltıda görüyorsunuz. Antrenmana gittiğinizde onunla o ortamı paylaşıyorsunuz. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Burada tabii ki gözlem çok önemli. Ama her şeyden önce o ortamı paylaşmak benim için çok heyecan vericiydi. Siz nerelisiniz? Benim ailem Türkiye'li. İstanbullu. Babam Manisalı. Ben yaklaşık işte ailem adaya geldikten sonra ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğdum. Ama ailem Türkiye'li, İstanbullu. Peki o yarışta 7. olunca nasıl bir his hissettiniz? Yani nasıl bir duygu hissettiniz? Açıkçası çok güzeldi. Çünkü o zamana kadar da bunu başaran biri yoktu. Bunun bir ilk olması, daha sonraki gelecek işte sizin gibi gençlere bir şekilde örnek olabilmesini bilmek benim için çok güzeldi. Çünkü bazı şeyleri başarınca aslında kıymetli oluyor. Ama onu başarana kadar da o çalışma evresi, yaşadığınız işte tüm zorluklar, güzellikler, o başarıyı elde ettikten sonra onun keyfini yaşama şansını elde ediyorsun. Dünya yedincisi olmak, işte dünyanın en hızlı 7 takımı arasına girmek, bunlar aslında baktığında milyonlarca insanın belki de istediği bir şey ama ona sen sahip oluyorsun. Ama tabii ki ona sahip olurken de o yaşadığın evreler aklına geliyor. Yaşadığın zorluklar, çalışma süresi, gösterdiğin fedakarlıklar. O yüzden o başarıyı elde ettikten sonra bunların güzelliklerini sonuna kadar yaşıyorsun. Diğer yarışlardan daha, yani mesela bir sürü yarışa katılmışsınızdır daha. Yani bir sürü yarışa katılmışsınızdır ki o yarışa katılma hakkını kazanabilirim de. O yarışta diğer yarışlarda kazanmaktan, yani mesela o yarış diğer yarışlardan ne farkı vardı sizin için? Atletizmde şöyle bir şey var. Mesela Avrupa Şampiyonası 2 senede bir yapılıyor. Dünya Şampiyonası da aynı şekilde 2 senede bir. Olimpiyatlar mesela 4 senede bir yapılıyor. O yüzden düşün ki 2 sene boyunca sadece tek bir yarışa hazırlanıyorsun veya 4 sene boyunca sadece tek bir yarış için yaşıyorsun, tek bir yarış için antrenman yapıyorsun. Büyük yarış dediğimiz şeyler var atletizm branşında. Nasıl işte futbolda işte bir Şampiyon Ligi veya işte Dünya Kupası 4 senede bir ise atletizmde de aynı şekilde. O yüzden 2 senede bir olması o yarışın dünyadaki tüm atletlerin sadece o yarışa odaklandığını bilmek, o yarışın aslında bir atlet için her şeyin ifadesi olmasını bilmek ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik katıyor. O yüzden o yarışta aldığın, büyük yarışlarda aldığın başarılar tabii ki de senin için ayrı bir yeri alıyor ama kimi zaman öyle bir oluyor ki sıradan bir yarışta çok güzel bir derece koşunca onun zevki çok daha başka oluyor. Çünkü bizim dediğim gibi bireysel bir branş ve bireysel performans gösterdiğim bir yer. Ama tabii ki de bir atlet için önemli şeylerden bir tanesi büyük yarışta başarılı olabilmek. Çünkü düşün ki binlerce sporcu sadece o yarışta İlk önce girebilmeye hak kazanmak, daha sonra o kazandığı hakkı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Atıyorum dünya nüfusu 8 milyarsa, düşün ki 100 metre için dünyanın hızlı 100 adamı o yarışma için performans sergiliyor. Ve sen de bunlardan bir tanesi için bunu bile bilmek, bu insanların arasında olduğunu hissetmek bile ayrı bir duygu. O yüzden bir atlet için önemli şey o büyük yarışlarda büyük dereceler yapabilmek. O Usain Bolt'la koştuğunuz yarışta 7. olmuştunuz. İdolünüzün önünde böyle bir başarı sergilemiştiniz.
Ve çok sayıda insanın önünde bunu gerçekleştirdiniz. O an o kadar insanın sizi izliyor olması size kendinizi nasıl hissettirdi? Nasıl bir duyguydu? Gerçekten tabii ki de ilk önce Bolt gibi bir insanın aynı pistte olmak paha biçilemezdi. Çünkü sadece atletizm branşı için değil, tüm branşlardan örnek alınan bir insan. Adı hiçbir zaman tarih sayfalarından silinmeyecek bir insan ve siz onunla aynı ortamda hem konuşabilme hem yarışabilme ortamına sahip oluyorsunuz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu nasıl en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz? Bulunduğunuz ortamdan keyif almak benim için önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bu hayatınızda çoğu zaman elde edemeyeceğiniz bir şey ve orada aslında bazen stresinizi de yönetip aslında başarıdan çok ortamdan keyif alabilmek önemli hale geliyor. Ben de o dönem bunları gerçekleştirdim. Sonuçta evet o dünyanın en iyi atleti ama sonuçta şöyle bir şeyler var. Eğer siz oraya girdiyseniz, o yarışmaya da yarışmaya hak kazandıysanız siz de demek ki dünyanın en iyi atletlerinden bir tanesi konumuna geliyorsunuz. Bunun farkında olarak o ortamın gerektirdiği sorumlulukları gerçekleştirerek onunla aynı pistte yarışıyorsunuz. Nitekim de dediğim gibi yani orada 80 bin kişi vardı ve 80 bin kişi önünde bunu gerçekleştirebilmek bizim için hem Türkiye hem kendim adıma unutulmaz bir andı. Dediğim gibi umarım ileriki dönemlerde bunlardan çok daha iyi başarı elde edeceğimize inanıyorum. Bu kadar çalıştıktan sonra tabii ki yedinci olmak sizin için bayağı gurur verici bir şey olmalı. Evet yani evet gönül istiyor ilk üçün içerisine girebilmek, kürsüye çıkabilmek ama düşün ki daha önce bunu gerçekleştiren bir dörtlü işte takım veya bireysel anlamda biri yok ve siz bunlardan birisiniz. İşte yedinci olduğunuz diye üzülen insanlar ve eleştiren insanlar da oluyor size ama önemli olan onun değerini bilebilmek, onun kıymetini anlayabilmek. Çünkü bu gerçekten belki de binlerce insanın istediği bir şey ama onun siz sahip oluyorsunuz. O yüzden senin de dediğin gibi çok çalışıp o başarıyı elde etmek gerçekten paha biçilmez oluyor. Milli takım adına çıktığınız yarışlarda psikolojik baskı hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız da bunun altından nasıl kalkıyorsunuz? İlk başta da tabii ki çok daha zordu benim için bu süreçleri gerçekleştirebilmek. Çünkü çok tecrübesi olan bir atlet değildim. Zaten ufak yaş gruplarından itibaren başlamıştım ama yıllar geçtikçe bunu nasıl kontrol edebileceğimi, kendimi tanıyarak hangi ortamın beni mutlu ettiğini veya nasıl bir psikolojik tavır sergilersem nasıl rahat olabileceğimi anlayıp, benimseyip ona göre davranıyorum. Yani atıyorum şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Hüseyin Bolt'u görüyorsunuz işte çok rahat hareketleri, iş dansı, şakalarıyla rahatlayan bir atlet. Mesela ben daha çok dış dünyadan işte birazcık daha kapanan, mesela yarışma öncesi çok biriyle sohbet etmeyen bir şeyim var, yapım var. Daha çok sadece yarış anına odaklanıp o yarışı en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Bu tamamıyla sizin kendi karakterinizle alakalı. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz o şekilde uygulamanız gereken bir süreç. Ben de bu süreci yıllar boyunca kendimi dinleyerek, kendimi tanıyarak açıkçası bu süreçleri en iyi şekilde organize etmeye çalıştım. Tabii ki de psikolojik baskı hissediyorsunuz çünkü bir sene boyunca çalışıyorsunuz ve yarışlarda bunu göstermeniz gerekiyor. Ve bunu göstermek için sadece 10 saniyeniz var. O yüzden hiçbir şey düşünmeyip tamamıyla kendinizi odaklayıp kendinize güvenip o yarışı en iyi şekilde geçirmeniz gerektiğinize inandırmanız gerekiyor. Bu da tabii ki yıllarca tecrübemle de harmanlayıp birleştirdiğim bir şey. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Ben boş zamanlarımda daha çok arkadaşlarımla beraber zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü gerçekten zaten normal süreçlere çok yoğun olduğum için onlarla çok vakit geçiremiyorum. Bu anlamda o yüzden boş zamanlarımda onlarla beraber zaman geçirmek benim için önemli şeylerden bir tanesi. Bunu tabii ki yıllar geçtikçe doğru planlayarak daha fazla yapmaya çalışıyorum. Kendimi sıkmadan, baskı altına almadan
hem arkadaşlarımla hem yakın çevremle görüşmeye çalışıyorum. Boş zamanlarımı da kendimi motive ederek en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de sizin küçükken de bir ilginiz var mıydı bu konuya? Mesela yani nasıl diyeyim? Üçüncü sınıf, ikinci sınıf ya da birinci sınıf gibi. Benim ilkokul dönemlerimde de evet atletizmde başarılarım vardı. Kıbrıs çapında birinciliklerim vardı ama dediğim gibi hiçbir zaman profesyonel olarak düşünmedim bu işi. O zaman futbol oynuyordum. İlkokulda Hakan Hocam bana da Galatasaray'dan teklif gelmişti bu arada. O zamanlar biliyorsunuz Kıbrıs yaz tatillerinde uğrak bir yer olduğu için daha çok Türkiye'den gelen futbolcuların uğrak yeriydi Kıbrıs. Orada beni aslında sol ayaklıyım ben bu arada. Orada o zamanki futbolcu Suat diye bir futbolcu vardı bilirsiniz. 2000 Galatasaraylı yılında. Suat evet. Aynen. O zaman beni Galatasaraylı yöneticilerle görüştürmüştü ve işte Yiğitcan'ı işte Türkiye'ye getirelim. Hem eğitimini işte gerçekleştireyim Galatasaray Lisesi'nde hem de işte Galatasaray Futbol Okulu'nda futbolcuya yapmak için çalışmalar yapalım. Ama tabii ki ailenin tek çocuğu olduğum için ben ailem çok sıcak bakmadı. Tek çocuğunu yollamak o zaman tabii ki çok zor bir şey onlar için de. Hani benim profesyonel anlamda atletizmci olacağım aslında hedefim de yoktu ama dediğim gibi yani o kendi içinde olan cevheri fark ettikten sonra seni yönlendirebilecek olan kişilere güvenmen gerekiyor. Bu anlamda da ben çevremdeki insanlara güveneyim. Şu an 12 yıldır işte ulusal ve uluslararası alanda yaptığım başarılarla beraber aslında bunu ispatlamış oldum. O yüzden adım atmak bu anlamda çok önemli. Yani benim de aslında atletizm bıraktıktan sonra sadece Kıbrıs çapında tabii yani bir futbol oynama isteğim var. Bu aslında dediğim gibi yani geçmişte futbolla başlayıp atletizm daha sonra belki futbolla bitirebilecek gibi bir. Tabii ki bu sporcunun da birazcık vücudunuzla size ne kadar izin vereceği ile alakalı bir şey ama gönlümde bunu denemek benim de var açıkçası. Bu yarış için kaç gün, kaç ay çalıştınız ve yani mutlu musunuz böyle olduğu için? Ya tabii ki de sadece günle onu kıyaslayamazsın. Çünkü şöyle bir şey var. 2017 yılındaydı işte 2018 yılındaydı iki tane büyük yarışmam. Düşün ki 2009 yılında atletizme başladım. Yaklaşık 8 senelik, 9 senelik bir süreç. O yüzden gerçekten çok uzun bir süreç. Ama günün sonunda baktığında dediğim gibi orada hem adının olması hem o atmosferi paylaşmak hem de başarının bir paydaş olmak, bir pay sahibi olmak bu 9 senenin, 8 senenin hakkını rahatlıkla çıkartıyor manevi anlamda. Bunu yaşamak isteyen, çünkü ister istemez biliyorsun ki binlerce insan var ama buna sahip olan sensin. Bu evet çok uzun bir yol. Yaklaşık 8 sene, 9 sene çalıştıktan sonra böyle bir şey elde etmeye başarabildim ben. Yani daha bunu daha erken de başarabilirsin. Yani yaş gruplarında evet birçok başarıya sahibim. Ben gençler kategorisinde de Avrupa Gençler'de final 100 metre final koşan ilk Türk ünvanım var. Daha önce benden önce öyle bir başarı yoktu. O yüzden ben kendi yaş gruplarımda da açıkçası bu tür ilklere sahip olduğum için hani bu duyguyu genç yaşta yaşayıp büyükler kategorisinde yaşamak tabii ki de çok apayrı bir duygu ama bunu yaşamak her atletin ve her sporcunun açıkçası bir. Yani bu sadece sporla da alakalı değil. Yani burada aramızdan belki de ileride birçok diğer branşlarla ilgili insanlar çıkacak. Bu yaptığınız işe verdiğiniz değerle alakalı bir şey. Bir resimle ilgileniyorsanız onun en iyisini yapmanız gerekiyor. Bir doktor olacaksanız kendi alanınızda insanlara en iyi hizmet etmeniz gerekiyor. Bir avukat olacaksanız, atıyorum mühendis olacaksanız. Bu yaptığınız her işle alakalı bir şey. Ortaya koyduğunuz emekle günün sonunda aldığınız değerler çok önemli. İnan ki kendi işinde her zaman en iyisini hedefliyorsanız günün sonunda elde ettiğiniz başarılar da birçok bu şekilde kıymetli oluyor açıkçası. Dünyanın en hızlısı olmak için genetik kodlar mı önemli Yiğitcan Bey? Hani Etiyopyalıların, Kenyalıların çok hızlı koştuğu söylenir. Onların doğasında var herhalde. Yoksa hedef mi, azim mi, hırs mı,
dayanıklılık mı? Arbi'nin dediği gibi o psikolojiyi iyi yönetmek mi? Hangisi sizce burada çok önemli? Açıkçası bakın, benim kişisel fikrim her ikisinin de aynı paydaşta çok önemli şeyleri var. Çünkü evet, genetik bir avantajınız olsa bile bunu çalışmayla harmanlayamadığınız sürece hiçbir şeye başaramazsınız. Sadece yetenek olarak kalır. Eğer hızlı koşamayacak bir genetik yapıya sahipseniz, ne kadar çalışırsanız da çalışın, İster istemez elit düzeye gelemeyeceksiniz. Bu da bir gerçek. O yüzden her iki ortak şeyinin de olması gerektiğine inanıyorum. Benim kişisel düşüncem, birinci öncelik genetik faktörler. Yani genetik faktörlerin gerçekten hani %51 payı var, ama bunun yanında doğru çalışma, doğru planlama ve o sizin de bahsettiğiniz gibi hem mental anlamda hem fiziksel anlamda bu boyuta kendinizi adapte edip işin sorumluluklarını yapmak zorundasınız. Tek başına genetik ve yetenek yeterli olmayacağını düşünüyorum. Program başlamadan da belirttiğim gibi, umarım sizi bu koşullar geçer, okulumuzda da misafir ederiz. Bir araya çok memnun olurum. Özel İstanbul Koleji ailesi olarak bizlerle birlikte olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım herkes hedeflerine bu ortamda sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Sizin de dediğiniz gibi umarım bu koşullar bittikten sonra seve seve de oraya gelip bu ortamı paylaşmak isterim. Tekrardan çok teşekkür ederim.